Bir kadın seviyorsa güzel yemek yapar. Veyahut da biz kötü yemek yapınca bir kadın şöyle bir durup düşünüyoruz yani açıkçası. Oh! Yani annelik mi bekliyorsunuz bizden? Anne olabilecek bir kadın bekliyorum. Ve erkeğe anne rolünden davranınca kadın, erkeğin aslında bütün erkekliğini elinden alıyor kadın. Neredeyse bir hadım etme operasyonu oluyor. Ben o kadar fazla annelik beklemedim. Çoğumuz biz sağlıklı ebeveynlik göremedik aslında. Bizim annelerimiz, babalarımız da kendi anne babalarından sağlıklı ebeveynlik görmedikleri için biz o anneyi ya da babayı karşımızdaki ilişkideki işte kadından, erkekten bekliyoruz. O bağı koparırsa o zaman yemek pişirmesini mi, eve özen göstermesini mi vesaire vesaire bekliyoruz. Onu sevgililik rolünde çok daha güzel yaparız kadınlar ve erkekler olarak. Merhaba, ben Gülen. Ben Levent. Bugün harika bir konuyla karşınızdayız. Nedir konumuz Levent? Şu, hani senin kitabında bahsettiğin bir şey vardı. Kadir İnanır'ın Kadınları. Tamam. Evet. Ben bugüne kadar çok sesim çıkmadı. Benim o konuda da bir şey itiraf edeceğim. Heyecanla bekliyoruz. Abi biz de bir kadının bizi sevip sevmediğini yemeğiyle değerlendiriyoruz. Yani hatta kadının erkeğin kalbine giden yol midesinden geçer diye bir laf var. Bu olay sadece Kadir İnanır'ın değil. Bende de var diyorsun. Evet, bende de var yani. Bir kadın seviyorsa güzel yemek yapar. Veyahut da biz kötü yemek yapınca bir kadın şöyle bir durup düşünüyoruz yani açıkçası. Mesela bak, kötü yemek yapan bir anne tanımadım. Ben hiç tanımadım. Tanıdınız mı? Ben tanıdım. Kötü yemek yapan bir anne yok. Tanıdım ama şey vermek istemiyorum. Vermek istemiyorum. Anneliği de kötüdür belki de. Neyse. Evet, bayağı tartışmalı bir konuyu gayet cesurca getirdiği için önce yani linç etmeden bence konuyu bir anlayalım, ondan sonra değerlendirelim diyorum. Ama konuya girmeden önce Levent'in bizden isteyeceklerim var yoksa? Ya tam yükselecektim, bloke ettin yani beni. Şimdi yükseldiğim için sen söyleyeceğim. Arkadaşlar beğenin, işte yorum yazın, ne bileyim ben paylaşın filan ya, paylaşın yani. Ne bileyim, biz buraya niye geldik? Ben niye geldim buraya ya? Yani işin var, gücün var değil mi? Yani hakikaten abi, biz kadınla erkek arasında bir anlaşma yapmamız gerekiyor. Ben o yüzden buradayım şahsen. Ve videonun beğenilmesi lazım ki YouTube amcamız, ha bu videoyu beğeniliyor, o zaman ben bunu ihtiyacı olan kişilere sunayım diyor. Yani bu durumda algoritma gereği ben istemiyorum yani. İstiyorsanız beğenin, istiyorsanız beğenmeyin ama beğenin. Evet Levent, diyorsun ki özetle, ben kadının bana olan sevgisini bana pilav pişirmesinden anlarım diyor. İstiyorsanız ilk önce ben bir derdimi tam bir anlatayım. Böyle bir rahatlayayım yani. Evet. Şimdi kötü yemek yapan anne yok. Varsa da çok az. Genelleyerek konuşacaksak ben hiç denk gelmedim yani açıkçası. Niye? Neden denk gelmediğin Antakyalı olduğun için olabilir mi acaba diye bir soru işareti buraya. Olabilir, olabilir. Ama evet. Niye kötü yemek yapan anne yok biliyor musun? Çünkü bir anne çocuğu için canını verir. Ve eğer çocuğu masada, ya anne bu yemek kötü olmuş dediğinde anne ona nasıl davranır? Hiç kızar mı? Orada trip atar mı ya anne? Trip atmaz. Der ki acaba neyi yanlış yaptı? Fakat bir koca söyleyemiyor ya. Yani soruyor mesela, nasıl yemek diyor. Kötü işte ya, kötü. Ama kötü diyemiyor. Ya biz bu duruma nasıl geldik ya? Yani peki bir şey söyleyeceğim. Şimdi burada benim aklımda canlanan soruyu ama söyleyeyim de ona göre konuş. Yani annelik mi bekliyorsunuz bizden? Anne olabilecek bir kadın bekliyorum. Parmağım. Ben anne olmadım. Anne olacak bir kadınsın ama. Erkek olarak ben bir anne bekliyorum abi. Bekliyorum ya. Anne rolünü de bekliyorsun kadın. Evet yani, evin içerisinde yaşıyoruz. Ve bir kadını, ben bir anneliğini de görmek istiyorum. Ben annem beni büyüttü. Bu içimdeki anneyi belki küçültmüş olabiliriz de yok etmedik. Ben halen onu arıyorum. Ben %25 anne arıyorum yani evin içinde. Eyvah. Çok 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 güzel bir konu. Heyecanlandım, konuşamıyorum. Erkeklerin ilişkide anne bekleme sorunsalı. Yüzde kaç beklediğiniz önemli. Tamamen yok mu edeceğiz biz bunu? Yoksa %10, %20 ne yaparsak yapalım kalıyor mu? Ve belki de sağlıklı bir parça bu. Kalmalı belki de. Ben yani çocuk dünyaya getirmek istiyorum. Karşı taraf ne kadar annelik yapacak bilmiyorum. Yani şimdi şunda anlaştık mesela. Erkekler işte büyük göğüslü kadınlardan hoşlanır. Niyeymiş efendim? Yok işte bu besleyicilik filan. Bunu kabul ettik ama bunun duygusal taraftaki arayışı niye kabul etmiyoruz? Şimdi ben şöyle, erkekler aslında ilişkideki kadından annelik rolü beklediklerinde, kadınlar da aynı şekilde karşı taraftan babalık rolü beklediklerinde, ki bu çok ilişkide olan şey, o zaman
ilişkide çeşitli çeşitli arızalar kendini gösteriyor. Girmesin miydik bu konuya ya? Niye arıza dedin? Arıza çünkü eğer sen annelik bekliyorsan muhtemelen karşıda da babalık bekleyen bir kadını çekersin. Çocuk olduğu zaman kadın annelik yapmaya başladığı zaman... Bir sevdiğinden ne duydun? Bir dakika. Bak bir beden dilinde bir değişim oldu. Çocuk yani. Oldu. Kadın annelik yaptı. Arıza mı meydana geliyor? Şu anda şey mi yapıyorsun? Böyle rasyonalizasyonla bir... Hayır. Fikir terapisi mi yapıyorsun? Ne oluyor şu anda? Neyse ne. Yapayım ama. Peki. Kadın anne olduğu zaman sorun mu olacak? Kadının annelik rolü... Yani mesela şöyle, annelik rolüm nerelerde benim işime yarıyor, onlardan bahsedeyim. Annelik rolüm benim zaman zaman seanslarda koç olarak da işime yarıyor. Eğitimlerde eğitimci olarak da işime yarıyor. Zaman zaman ama. Aynı zamanda bir arkadaşım bir problemiyle ilgili beni aradığında, benden şefkat, empati beklediğinde de o rolden ona destek olmak da son derece işe yarıyor. Keza diyelim ki kocam hastalandı. Kocama orada da biraz daha anne rolünden davranıyor olabilirim. Yani sınırlı yerlerde ve bilinçli bir şekilde kullanıldığında anne, içimizdeki anne rolü gayet güzel bir rol. Ama ve lakin o anne rolünü bir erkek benden bekliyorsa genelde de benim için ben de o anne rolünü çıkartasım gelir. Bugün zaten benim çalıştığım kadınların büyük bir çoğunluğu, danışanlar ve eğitim katılımcıları şunu görüyorlar. Erkeğe bayağı bir anne rolünden davrandıklarını görüyorlar Levent. Ve erkeğe anne rolünden davranınca kadın, erkeğin aslında bütün erkekliğini elinden alıyor kadın. Neredeyse bir hadım etme operasyonu oluyor. Ben o kadar fazla annelik beklemedim. Yani bir dengesi var yani bu işin. Bu şunun gibi bir şey. Yani müzik setinde equalizer'ı vardır. Hepsini yukarıya çıkartmazsın. Evet. Bunun gibi yani bazı mesela tizi aşağı indirirsin, bası yukarı çıkartırsın, müziğine göre değiştirirsin. Evliliğe göre de değişecek bir şeydir bu. Tamam, evet. Bazı erkekler daha yüksek bir derecede anne isteyebilir. Ama ben altlarda bir şey istiyorum ama en aşağı indirmiyorum ben bunu. Ben sadece bir denge istiyorum. Bunun sıfıra çekilmesini istemiyorum. Şimdi orada kadının iyi yemek yapması sana sadece anne rolünden olur gibi bir varsayımın var ya. Ben o varsayımı aslında bütün erkeklerde birazcık değiştirmek istiyorum. Sevgili rolüyle de iyi yemek yapılır mı? Bence yapılır. Bir aşktır çünkü. Evet. Ben hatta çok daha seksi olmaz mı? Bak gülmeye başladın bu arada. Gülmeye başladım. Çünkü ben oradan alıyorum bu enerjiyi. Evet. Ve şimdi sen söyleyince fark ettim. Evet, ben niye anne demişim ki? Çok güzel bir şey oldu. Evet. Çoğumuz biz sağlıklı ebeveynlik göremedik aslında. Bizim annelerimiz, babalarımız da kendi anne babalarından sağlıklı ebeveynlik görmedikleri için biz o anneyi ya da babayı karşımızdaki ilişkideki işte kadından, erkekten bekliyoruz. O bağı koparırsa o zaman yemek pişirmesini mi, eve özen göstermesini mi vesaire vesaire bekliyoruz. Onu sevgililik rolünde çok daha güzel yaparız kadınlar ve erkekler olarak. Okey. Zaten benim sorunum neydi? Peki, iyi yemek yapamıyor. Bu bir problem değil ama yapma gayreti de sıfır. Ayrılmalı mıyız? Yoksa bir çözümü var mı? Şimdi Levent gibi Antakyalıysanız kesin ayrılın. Çünkü o ilişkiden hayır gelmez. Ya boşuna uzatmanın anlamı yok. Doğru yani değil mi? Ben de fark ettim sen söyleyince şimdi. Yani nasıl olsun ki yani? Şaka bir yana yemek pişirmek aslında bunların hepsi sembol. Yani biz beslenerek hayatta kaldığımız için birisi bize çok özenli bir şekilde yemek pişirdiği zaman biz gerçekten yani Kadir İnanır'a böyle kitapta atıflar yaptım. Ama gerçekten de birisi sana bir yemek pişirdiğinde orada sana olan sevgisini görüyorsun bir yandan da. Ama illa bu yemek pişirmek mi olabilir? Hepimizin de başka başka yetenekleri var. Belki sana atıyorum bir kaşkol örecek. Belki senin için bir resim yapacak. Belki senin için bir şarkı besteledi. Değil mi? Yani oradan da sana olan özenini, sevgisini, aşkını alabilirsin. Bunlar seni güldürdü. Güldürdü? Tersine güldürdü yani. Ya ilk önce şu yemeği biz bir yiyelim. Tamam mı? Önce bir yemek. Ya ilk önce şu yemeği yedikten sonra. Burada benim kafamdaki soru işareti şu. İyi yemek neye göre ve kime göre? Yani o eğer sana yaparken sevgisini aktardıysa o yemek zaten çöp de olmuş olsa sen beğenerek yiyeceksin bunu. Yok abi, oraya girmeyelim gözünü seveyim.
Orada biz çok gol yeriz. Bence buraya girelim. Senin de oradaki tepkini görelim. O güzel olur. Yani şu anda bunları ekleyeyim ben buraya. Şimdi burada gördüğünüz gibi aslında farklı tercihler de bayağı rol oynuyor. Muhammed için o eğer gerçekten özen gösterdiyse benim için önemli olan odur diyor. Ama sen öyle demiyorsun. Neden? Çünkü ben Antakyalı. Çünkü Antakyalılık. Ben Antakyalılıktan sıyrılarak nasıl düşüneceğim? Yani onun yaptığı yemekleri seviyorsam güzel gelecektir. Bana nasıl gelecek? Yani Antakyalıyım ben abi yani. Çok zor, güzel gelir yani bana. Bu çok evet. Sıkıntılı bir konu. Ama güzel gelir. Burada Levent. Güzel gelir. Error vermişti. Güzel nasıl gelsin? Bu videodan sonra kimse Antakyalılarla sevgili olmayacak ya. Ben onu anladım burada. Valla büyük sıkıntı. Terledim ya. Allah yani. Antakyalılarla sevgili olmayın. Ben size söyleyeyim yani. Antakya'da erkeklerle olmayın yani. Kızlar iyi yemek yapıyor. Ama Antakya'da erkekler de çok niye Antakya'da yemekler de yapıyor? Hayır, benim yaptığım yemek daha iyi oluyor. O kötü oluyor. Evet. Evet. Yani şimdi düşünsene. Mercimek çorbası yapmış. Nasıl olmuş? Güzel olmuş. Biraz kimyon eklesek mi? Şimdi bunu söyledik. Şimdi kimyonu sonradan eklemenin de bir faydası yok. O yemekten bir 10 dakika evvel eklenmeli ki onun içinde bir şey olmalı. Bir de onun son dakika üzerine de bir karamelize soğan dökülür ve yani bu soğan da çok ince doğranması gerekiyor. Yenilmesi ya çok mevzu var. Yoruldum ya. Vallahi yoruldum ya. Bu soru böyle bir sorun yokmuş. Bu benim sorunummuş. Benim de sorunum değil belki. Bir zamanlar benim sorunumdu. Kader inanır haklı ama yani söyleyeyim. Evet, Kadir İnanır'ın haklı olduğuyla bu videoyu bitiriyoruz. Şimdi şaka bir yana buraya şuradan geldik, bir bağlayalım da. Videoda önce annelik beklenmeli mi kadından? Kısaca ondan bahsettik, çok derinine girmedik. Bu belki başka videolarda işleriz bu konuyu. Ama özetle karşı cinsten beklediğiniz anneliği ya da babalığı bayağı bir irdeleyin, bayağı bir çalışın. Eğer anne ya da baba rolü bekliyorsanız orada iki sevgili olarak var olamıyorsunuz. İki sevgili olarak var olmayınca da ilişkideki o tutku, o cinsellik de öyle cayır cayır olamıyor. Başka rollerden ilişkide olduğunuz için. Ve ikinci olarak da yemek yapmayı ya da şarkı bestelemeyi aynı zamanda karşı cinsle sevgili rolünden yapabiliriz. Ve bunu gayet özenle yapabiliriz. Bundan bahsettik. Üçüncü ve son olarak da şunu irdeledik. Eğer sevgiliniz Antakyalıysa ve çok güzel yemek yapamıyorsanız o ilişkiden hayır gelmez. Ayrılsınlar diyeyim bir daha. Yok, ayrılmasın. Ha. Ayrılmasın. Sırf bu yüzden ayrılılmaz da. Yemek kursları var, geliştirebilirler. Veyahut da onun önerisine açık olabilir mesela. Bu olabilir. Ha. Onun önerisine açık olabilir. Ama sonradan kimyonu koyunca da olmuyor ya. İşte onu söyler. Karşı taraf aman ben bunu böyle yaptım derse olmuyor işte yani o. Bu sefer ayrılanı benim söyleyeceğim hiç aklıma gelmezdi ama. Ayrılmayın. Niye ayrılmayın? Çünkü bir Antakyalı ola gerek geçmez arkadaşlar. Arkadaşlar çorbanın içine tuz koymadığınızda hele hele mercimek çorbasını kimyon koymadığınızda nasıl o çorba olmuyorsa bu videoyu da eğer beğenmezseniz ve paylaşmazsanız bu video olmuyor. Sizsiz olmuyor arkadaşlar. Lütfen bizi beğenin ve yorum yapın.